Merhaba Çiçek Böcek Sanat izleyicileri. Bugün minik küçük saksılarımın içine organik gübre takviyemi göstereceğim. Aslında çok yapabileceğim bir şey yok. Ya bunların tümünü çıkarıp topraklarını tekrar karıp ondan sonra yapmam gerekiyor gübrelemeyi. Ya da bu koşullar altında gübrelemeyi yapacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim ki benim burada çeşitli türden, bakın bunlar çok minik saksılar. Bu bir şey bardağı. Kahve bardağının en küçük boyu. Bu saksılar en küçük boy saksılar. Bunlar onların bir boy büyüğü. Ve tabii ki normal saksı boyu, biraz daha önce kullandığım şu boy. Gördüğünüz gibi çeşitli boylarda saksılar var ama bu benim en küçük boylarım. Ben bunların içine şimdi gübreyi koymak istiyorum. Bunun için bir çay kaşığı kullanabilirim ama ben elimi kullanacağım. Bu katı bir gübre. Daha önceki videolarımda gösterdim. Almıştım. Toprağı bütünüyle karıştırmak gerekiyor ama bunu yapamayacağım için her şeyimin içine, bakın bu da bir çeşit sukulent. Dolayısıyla ona da koyuyorum. Hatta bu işlemi yaparken toprağa bitenlere biraz da toprak takviyesi yapabilirim. Mesela bunun toprağı çok azalmış. Gübre koydum. Azıcık da toprak koyuyorum. Ki bu toprağın burası sertleşmiş. Onun için attım. Evet. Sonra şuna gübre koymuştum ama zaten şey var. Bakın bu bir kaktüs türüm. Küçücük daha. Ona da azıcık gübre vermek istiyorum. Ve bu gübreyi verdikten sonra birazcık toprak daha takviye edeceğim ki toprağı aslında yeterli. Evet. Bakın bu aslında kuşkonmaz bitkisi. Bunu da toprağa yeterli. Çok azıcık şöyle gübre serpiyorum. Biraz tatları kaçtı. Saksılarını yeni değiştirdim. Bu da başka bir sukulent. Bakın bunlar hep küçük. Düşmüş yapraklar. Bunlardan tekrar yeni bitkiler elde edebileceğim için buradalar. Ve oluyor da gerçekten kendi kendine yeni bitkiler oluyor. İşte bu bir kalanşo çiçeği. Bütün kalanşolarım o asalak bir tür, bir asalakla ne yazık ki istilaya uğradı. Ve böyle nokta nokta olup sonra büyüyen bu asalaklar orkidelerime kadar sıçradılar ve bütün bitkilerimi yok ettiler. Kalanşomu önce atmadım, direndim. Ama sonra gerçekten minicik ve çok temiz olduğuna inandım. Böyle küçük parçaları sakladım. Çünkü kalanşolarımı yüzünden bütün bitkilerim neredeyse gerçekten kaybetmek üzereydim. Bakın bu da bir başka kaynana dili diye geçen şeyim. Toprakta koymaya çalışıyorum. Bu kaktüs türüm. Bunları hep ana bitkilerden ayırarak çoğalttım. Böyle nemini koruyarak. Bakın bu da yıldız çiçeği gibi bir sukulent türü. Yine yapraktan büyümüş. Bakın yanında minicik bir tane yaprak var. Ondan da tekrar çıkmaya başlamış. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üstünden şey çıkmaya başlamış. Buna da biraz daha. İnşallah gübre bunları yakmaz. Nasıl bir gübre bilmiyorum. Ama hepsinin biraz takviyeye ihtiyacı olduğunu düşünerek bunları takviye ediyorum. Bakın bu nedir? Bu da bildiğiniz aslında şey, sardunya çiçeği. Bu küçük sardunyayı da buraya ektim. Çoğaldık, yani büyüdükten sonra bu sardunyayı da tekrar büyük saksıya ekmeyi planlıyorum. Çok seviyorum böyle minyatür çiçekleri de. Biraz da toprakla takviye ettim çünkü toprağı azdı. Bu da tamam. Bakın şurada bir tane dalından kopardığım şey var. Buna örümcek çiçeği deniyor ya da şemsiye çiçeği. Böyle sarkıyor. Yaprakları da renkli renkli büyüyor.
Bu da tuttu. Böyle bir bahçeden almıştım ben bu şeyi. Şemsiye çiçeğini. Ama o bahçeden almış olduğum şeyi ektim. Ve onu da kurtardım. Yani daha doğrusu yapabildim. Bakın bu da yine kuşkonmaz çiçeğimizin daha büyük bir dalı. Ben onları ayırdım. Bayağı çok ama ana büyük çiçeğim pek keyifli değil. Bu küçükler şimdilik daha keyifli sayılır. Evet. Bu da böyle. Ve son olarak hemen her şeyimi gübreledim. Şuraya da biraz gübre atıyorum. Burada da çeşitli bitkiler var. Onların üstüne. Bakın bu çiçek de aslında o konaktan etkilenmiş bir çiçek. Bunu ekmiş miyim? Evet ekmişim. Ama onun bir parçası şurada bir yerde olacak ekmediğim. Bakın kök vermeye başlamış. Bu aslında bu ağlayan hani gözyaşı çiçeği denilen çiçek. Böyle top top olduğu. Bakın şu konaklar böyle üstünde yayılıyorlar ve çiçeği bu yapraktan yaprağa diğer çiçeklere geçiyorlar. Bunu da atamadım ama diğerlerinden uzak tutmaya çalışıyorum. Bu da başka bir yılbaşı çiçeğim. Çok minicik. Onu da şunu çıkarayım. Altı yeşil mi? Evet ya bunu çıkarmıyorum. Bu aslında bir belki köklenebilir burada el özellikle gübreden sonra. Şeydi dip bu yaprakları nokta nokta olan çiçeğin adı neydi? Aklıma gelmedi. Ve şu kaktüsüme de biraz atarsam bunun yanında da limon var. Biraz gübre de buna atmak istiyorum. Bu da çok güzel ama büyük bir şey geçirip geçirmemek konusunda henüz kararsızım. Belki buna da büyük bir şeye geçirebilirim. Evet, birçok kaktüs türüme giriyor musunuz? Çok güzel bir kaktüs. Bu küçücüktü. Şu boğumdan sonrası neredeyse bir yıl oldu büyüyor. Bunun da en küçük boy saksıdaydı. Yani şu boydaydı. Ben bu orta boya geçirdim. Neredeyse kendisi kadar büyüme sağladım. Ve şimdi artık belki biraz daha büyüdükten sonra başka bir saksıya da alabilirim. Toprağı da azalmış olduğu için toprakta takviye ettim. Ve bütün kaktüslerime devam edebilirim ama çok da oyalamaya gerek yok. Bu şekilde bakalım gelişmeleri güzel olacak mı? Bu bir gübreleme işlemiydi. Aslında baharda topraklarını değiştirip gübreleyip öyle havalandırıp koymak çok daha güzel olur. Benim biraz yer sıkıntım var. Siz yapabilirseniz çok iyi edersiniz. Hoş kalın, hoşça kalın. Bunlara birer damla su da vereceğim. İyi günler.